dostlar konularımız ilerliyor ve geldik dağlara. Evet Türkiye çok dağlık bir ülke. Türkiye'de dağlar nasıl oluşmuş, dünyadaki dağlar nasıl oluşmuş, dağlar türkülere bile konu olmuş biliyorsunuz. Ben bir ara bir çalışma yapmıştım türküler şarkılar en çok hangi coğrafi birimle ilgili diye. En çok dağla ilgili türkü yakılmış demek ki Türkiye'de dağlar türkülerin bile konusunu etkiliyor. Efendim dağların oluşumunu biz ikiye ayırıyoruz. Sizin gerek Türkiye'de gerekse de dünyada göreceğiniz bütün dağlar iki şekilde oluşur. Üçüncü bir şekil yoktur. Nedir hocam onlar? Onlar şudur. Sizin dünyada ve Türkiye'de göreceğiniz dağlar sevgili arkadaşlar ya sıra dağdır. Sıra dağlar şöyle torosları düşünün ya da tek dağdır. Tek dağ dediğimde işte ağrı dağı gibi volkanik dağlardır. Sıra dağ ya da tek dağ. Peki hocam bunlar nasıl oluşmuştur? Sıra dağların oluşumunu biz orojenez diyoruz arkadaşlar. Oro dağ demektir. Orografikten aklınıza gelsin. Dünyadaki bütün sıra dağlar, geçit vermeyen şu sıra dağlar var ya, 2000 kilometre uzunluğunda sıra dağlar var. Dağın etrafını dolanmaya kalksan dolanamazsın. O yüzden dağları yarıp geçen doğal geçitler oluyor. Bazen dağları akarsular yarıp geçiyor. Bazen de insanlar dağın içerisine tünel açıp da geçiyor. Dolayısıyla bu sıra dağlar, Arkadaşlar iki şekilde oluşur. Ya kırılmayla ya da kıvrılmayla. Hocam neyin kırılması, neyin kıvrılmasından bahsediyorsunuz? Şundan bahsediyorum. Sevgili arkadaşlar, dünya üzerindeki kara kütlelerini biz şöyle çizmiş olalım. Dünya üzerindeki kara kütlelerine biz levha diyoruz coğrafyacılar olarak. Yani dünyaya baktığın zaman okyanusların dışında kalan o Afrika kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya bizim nazarımızda hepsi birer levhadır. Tamam mı? Şimdi ve bu levhalarda hareket ediyor. Şaşıracaksınız ama dünya üzerindeki bütün kıtalar adeta suyun üstündeki sal gibi mamanın üstünde hareket ediyor. Birazdan anlatırım. Şimdi bu kıtalar de e, uçak gemisi gibi düşünün yani. Bu kıtalar hareket edince yavaş yavaş hareket bu arada. Arada başka kıtaları sıkıştırabiliyorlar. Başka levhaları sıkıştırabiliyorlar. Bir levha sıkışmaya maruz kalırsa Yandaki basınçların kuvvetine göre ya kırılır ya kıvrılır. Siz elinizde bir kağıdı sıkıştırdığınızı, bir plastiği sıkıştırdığınızı ya da başka bir cismi sıkıştırdığınızı düşünün. Ya kırılır ya kıvrılır. Başka seçenek yok. Şurada bir levha olsun. Şurada da bir tane levha insanı olsun. Levha deyince niye benim aklıma helva geliyor ya? Aynı aynı harfler geçiyor değil mi? Şimdi bu levha yanlardan sıkıştırılıyor. Diyelim ki şuradan Afrika sıkıştırıyor buradan da Avrasya. Bu levha yanlardan sıkıştırılırsa ne olur? Ya kırılır ya kıvrılır. Diyelim ki kırıldı. Kırılma olayı gerçekleşirse şöyle bir şey diyelim şuralardan kırıldı. Bu kırıklara biz ne deriz? Bu kırıklara biz fay deriz. Dünyadaki fayların oluşum nedenlerinden biri budur. Ve bu faylar deprem için riskli alanlardır. Ve bu faylar hani yer altından çıkan şu sıcak sular var ya bu sıcak sulara ne diyoruz Yasin? Kartezyen. Kartezyen değil, artezyen demek istedin ama artezyen de değil. Olsun yine de iyi denemeydi. Kaplıca. Değil mi? Sıcak su. İşte o sıcak sular nereden çıkıyor? Yerin derinliklerinden gelen bu sıcak su şu fay hattını takip ederek yeryüzüne çıkıyor. Kaplıcaların yeryüzüne çıktığı yerdir. Fayatları, kırık hatları. Peki başka ne oluyor? Yanlardan sıkıştırma devam ederse bu kütle böyle duramaz. Bir tarafı yükselir, bir tarafı alçalır. İşte yanlardan sıkıştırma sonucunda şayet bu kütlenin bir tarafı yükseliyorsa, diyelim ki orta taraf yükselsin, yan taraflar alçalsın. Kırılarak yükselen bu kütleye biz coğrafyada horst diyoruz. Horst, hiç de hoş bir kelime değil yani. Aşağıda kalan alçalan kesime ise Graben diyoruz. Daha okunaklı yazayım. Graben. Bak bu levha tek parçaydı. Yan basınçlarla üç parçaya ayrıldı. Ortadaki parça yükseldi. Yükselen kütle dağı oluşturuyor. Hocam nasıl böyle hemen dağ oluyor? Hemen olmuyor zaten. Birkaç milyon yılda yüksele, yüksele, yüksele. Ne oluyor? Senin şöyle baktığın bir dağa dönüşüyor. <laughs> o zaman yan basınçlarla kırılarak yükselen dağlara, yükselerek oluşan dağlara biz horse diyoruz. Aşağıda kalan çöken kütleye ise graben yani ova yani kırık ovası. Yani çöküntü ovası. Anlatabildim. Peki hocam Horst graben. Graben'i garibandan da hatırlayın. Garibanlar böyle hani e, çökük olurlar ya çok fazla <laughs> olumsuz şeye maruz kalmıştır. Gariban iki büklüm olmuştur aşağıda kalmıştır böyle aklınızda kalsın. Yükselen kesme ise Horst diyoruz. Peki. Horstla graben arasındaki şu çatlağa biz fay diyoruz. Sıkıştırma devam ettikçe horstta yükselme devam edecektir. Hocam bu şekilde oluşan dağlara biz nerede rastlarız? Bu şekilde oluşan dağlara biz Ege bölgesinde rastlarız. Ege bölgesi. Hocam Ege'deki dağların hepsi horst mu? Hayır. Kıyı Ege'deki dağlar horst. Bir kez daha yüksek sesle söyleyeyim mi? Bunu karıştırmayın. Çünkü karıştırıyorsunuz sevgili dostlarım. Benim sevgili Bordo berellerim, Ege'nin kıyısındaki dağlar Horst'tur. Ege'nin iç kesimindeki Murat Dağı, Şaphane Dağı, Eğrigöz Dağı, Türkmen Dağı bunlar Horst değildi ki. Bunlar kırılarak oluşmamış ki. O zaman benim öğrencim sınava girerken gözü kapalı, mahmurlu bir şekilde girmeyecek. Ege'deki, kıyı Ege'deki dağlar bu şekilde oluşmuştur, Horst. O zaman bir yerde Horst varsa bir de Graben vardır. Var tabii ki. Hocam Ege'deki hangi dağlar bunlar acaba? Ege'deki hangi dağlar? Bakın bundan ilgili şöyle bir formülümüz var: Kazma, Yutmuş, Boz, Ayım diyoruz. Kazma Yutmuş Boz Ayım. Nasıl yani? Açılımı nedir? Kaz dağları, Kazmadan, Madra dağları, Yunt dağları, Boz dağlar, Aydın dağları ve Menteşe dağları. Hemen zihninizde bir Kazma yutmuş bir boz ayı canlandırın. Nasıl canlandırıcı? Hemen canlandırdım doğrusu. Bu ayı neden e, kazmayı yutuyor? Çünkü, bunu da kırmızıyla çizeyim. Çünkü karşıdan bir nur tutuyorlar. Görünmedi. Karşıdan bir nur tutuyorlar. Ayının gözleri kamaşıyor ve kazmayı, yanlışlıkla kazmaya çarpıp yutuyor. Nur derken neye vurgu yapıyorum? Nur dağları. Nur dağlarının diğer adı nedir? Amanos dağları. Nerededir? Hatay'dadır. Bak bitti. Bitti derken yayın bitmedi. Çekim devam ediyor. Yani Türkiye'deki kırık dağlar bitti. Bu kadar. Türkiye'deki dağların büyük kısmı kırılarak mı oluşmuştur, kıvrılarak mı? Kırılarak. Türkiye'de 100 dağ varsa 90'ı kıvrımdır. O zaman mantıklı olan Yasin 90'ı mı ezberlemek, onu mu ezberlemek? Evet. Tabii ki onu ezberlemek. O da kırık dağlar bunlar. Geriye kalanlar kıvrım. Geriye kalanlar derken sıra dağların geriye kalanı. Yoksa volkanik dağlar ayrı bir grupta. O zaman kırık dağları nasıl oluştuğunu an anlattık. Nerede bulunduğunu anlattık. Ege dışındaki tek kırık Hatay'daki Nur Dağları, eski ismiyle Amanos daha eski ismiyle Gavur Dağları. Gelelim grabenlere. Bunlar arasındaki grabenler, bakın şu dağların arasından ee, Bakır Çay, Bakır Çay aynı zamanda nehirden almıştır ismini Gediz nehirdir, küçük Menderes, küçük Menderes ve büyük Menderes bunlar da grabendir. Soru nasıl gelir? Aşağıdaki dağlardan hangisi farklı bir şekilde oluşmuştur? Dört tane kırık dağı verir, araya bir de bol dağını sıkıştırır. Anlatabildim. Ya da dört tane kıvrım dağı verir, araya menteşeyi yazar. Soru tipini de söyledim. Ya da aşağıdaki ovalardan hangisi diğerlerinden farklı bir oluşuma sahiptir? Dört tane kırık ovası verir, bir tane kıvrım. Mesela Konya der, Harran der, Ceylan Pınar der. Bunlar neymiş? Kırık ovaları, yani graben. Ee, Nur dağlarının, Hatay'daki Nur dağlarının, Hemen yanı başındaki graben hangisi? Amik grabeni. Kameranın açısına giriyor değil mi burası? <laughs> Amik grabeni. Demek ki Nur Dağları hemen yanında Amik grabeni var. Evet bu mevzu bu kadar. Gelelim kırılmay, kıvrılmayla oluşmuş dağlar. Arkadaşlar Türkiye'deki dağların büyük kısmı kıvrım dağdır. Ve bu dağlardan bazılarının özellikleri vardır. ÖSYM de bu özellikleri durup durup soruyor. Türkiye'de binlerce dağ var fakat siz 15-20 civarındaki dağı bilmeniz yeterli. Ben ÖSYM sorularını analiz ettiğimde genelde bu dağlardan soru soruyor. Az sonra akıllı tahtaya geçeceğim. Fakat ondan önce bilmenizde fayda mülaza ettiğim, genel kültür olarak gördüğüm bir şeyi de anlatmak istiyorum size. Dünyada dağlar iki şekilde oluşur dedik. Orojenez, volkanizma. Ondan önce dünyanın şöyle bir mazisine bakalım. Bundan yaklaşık 5 milyar yıl önce dünya büyük bir sistemin içerisindeydi. Bu sisteme biz Nebula diyorduk. Nebula, Ankaralılar bu nela diyorlar ya çevir? Nebula. Efendim, bu Nebula uzaktan bakıldığında bir gaz ve toz bulutunu andırıyor. Uzay boşluğunda sadece bu var. Bundan başka bir şey yok. Daha sonra hatta bunu 14 milyar yıl öncesine götürenler de var. Daha sonra kainatı velveleye veren büyük bir patlama yaşanıyor. Big Bang. Stephen Hawking'in teorisi, yani kainat nasıl oluştu, dünya nasıl oluştu, bir sürü teori var. Stefan Hawking diyor ki dünya bu nebula denen sistemin bir parçası olarak patladı. Oradan dünya koptu 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 geldi. Adeta bir ateşten küre gibi. Dünyanın her tarafı kızgın lavlarla kaplı. Zamanla bu dünyanın yüzeyindeki kızgın lavlar katılaşıyor, kabuk bağlıyor. Bu kabuğa biz ne diyoruz? Yer kabuğu diyoruz. Peki ondan sonra neler yaşanıyor? Şuraya çizeyim. Sevgili arkadaşlar, buraya çiziyorum. Şimdi dünya ateşten bir küre. Her tarafı lav. Zamanla yüzeyindeki bu lavlar soğudu, katılaştı, kabuk bağladı. Ne oldu? Şurada yer kabuğu oldu. Ama dünyanın hala soğum, soğumayan çok büyük bir kesimi var. Yer kabuğu dünyanın ne kadarlık kısmını kapsıyor? 30, bu kalem niye yazmıyor? 35 kilometrelik kısmı vardır. Yer kabuğunun kalınlığı 35 kilometre. Yani sen Bulunduğun yerde çok canın sıkıldı. Ya ben yerin dibine girmek istiyorum. Bazen insan öyle anlar yaşar ya Allah yaşatmasın. 35 kilometre sonra yerin dibine giriyorsun. Orada neyle karşılaşıyorsun? Manto dediğimiz tabaka. Manto deyince de insanın aklına palto geliyor. Mantoda ne var? Şu ortada çekirdek. Beni dikkatle takip edin. Dikkatle takip edin. Dünyanın yapısı. En üstte yer kabuğu. Soyup katılaşıp kabuk bağlayan yer. Ortada manto. Yer kabuğunun kalınlığı 35 kilometre. Mantonun kalınlığı tamı tamına 2900 kilometre. Ve manto dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Manto dediğimiz şey, evet bir kalem ihtiyacım olacak. Hemen alayım oradan. Teşekkür ederim. Çünkü manto kızgın lavlardan oluştuğu için kırmızıyla yazmak istiyorum. Manto dediğimiz yer lav lav. Yani 35 kilometre sonra sakın artezyen kuyusunu fazla kazmayın. En çok Ruslar kazmış. 19 kilometreye kadar ulaşmışlar. Sıcaklık inanılmaz artıyor. Yer kabuğunda ilerlerken her e, 33 metrede sıcaklık 1 derece artıyor. Ruslar 19 kilometre kadar inmişler. Ondan sonra kazıyı bırakmışlar. Ne neyle kazmaya çalışsa onu eriten bir sıcaklık var çünkü. Neye ulaşıyorsun? Mama'ya. Mama, Mama lav diğer adıyla. Lav nedir? Lav taşın erimiş halidir. Evet. Taşın erimiş halidir lav arkadaşlar. Taşı eriten bir sıcaklık var. Ne kadar buradaki sıcaklık? Yaklaşık 3000 santigrat derece. Ve bu lav sıvı haldedir değil mi? Daha da içte ne var? Çekirdek. Şimdi bizi ilgilendiren kısım bu lav kısmı. Çok kalın. 2009 kilometre. Buradaki lav mama fokur fokur kaynıyor mu? Kaynıyor. Şimdi siz fokur fokur kaynayan bir süt tenceresi düşüneme zihninizde canlandırın. Kaynayan süt üstteki kapağa baskı yapar mı? Yapar. Kapağı yerinden oynatır mı? Hatta ocağı bile söndürebilir. Şimdi burada fokur fokur kaynayan mama üstteki yer kabuğuna baskı yapabilir mi? Yapar. Yer kabuğu sadece kadınlığı 35 kilometre olduğu için bu baskıya dayanamayabilir. Nitekim dayanamıyor. Ne yapıyor? Belli yerlerinden çatlıyor. Bu çatlaklara ne diyoruz? Fay diyoruz. Yer kabuğu tek parça halindeyken magma'nın yaptığı baskıyla birden fazla parçaya ayrıldı mı? Ayrıldı. Bu parçaların her birine biz kıta diyoruz ya da levha diyoruz. Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Filipinler bunlar hepsi birer bağımsız levhadır. Dolayısıyla Mama'nın yaptığı baskıyla yer kabuğu parçalara ayrıldı. Bu parçaların her birine levha dedik. Olay burada bitmiyor ha. Olay burada bitmiyor. Şimdi burada fokur fokur kaynayan Mama sıkışmış. Yeryüzüne çıkmak istiyor. Burayı çatlattı ya bu çatlağı fırsat bilip çatlaktan büyük bir basınçla yeryüzüne püskürerek çıkıyor. Püskürerek çıktığı yerde ne oluşuyor? Yanardağ oluşuyor. Yanardağların nasıl oluştuğu anlaşıldı mı? Ya da volkanik dağların. Bu lavlar üst üste birike birike çünkü lav neydi? Taşın erimiş hali. Yüzeye çıkıyor, soğuyor, soğudukça katılaşıyor, taşa dönüşüyor. Arkadan gelen lavlar üstüne birike 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 dağın yükseltisini arttırıyor. Yasin sen ağrılısın. Ağrılara böyle oluşmuştur. O 5137 metreye ulaşana kadar en az 10 milyon yıl geçmiştir. Üst üste biriken lavlar. Olay burada da bitmiyor. Mama yukarı doğru çatlaklardan yukarı doğru çıkarken yapmış olduğu her baskı çatlağa girerken ne yapıyor? Bu kütleleri sağa sola doğru itekliyor. İşte kıtalar bundan dolayı hareket ediyor. Yani fizik kurallarına da dayalı. Buradan ısınarak yukarı çıkan magma e, mama kütleye alttan çarpınca bu kütle sağa sola doğru hareket eder. Kıtaların hareket etme nedeni budur. Bu kıtalar hareket ederken arada başka kıtaları sıkıştırıp sıkışan yerleri yükselerek sıra dağları oluşturur. Anlaşıldı mı? Sizin yolunuz Brezilya, Brezilya diyorum, Şili'ye düşerse, Oradaki Ant Dağları, Kuzey Amerika'ya düşerse Amerika'nın batısındaki Kayalık Dağları, doğusundaki Apalaş Dağları, İsviçre'ye giderseniz oradaki Alp Dağları, Hindistan'a giderseniz oradaki Himalayalar hepsi böyle oluşmuştur. Türkiye'de Toroslar efendim e, ve Karadeniz Dağları. Zaten Toros ve Karadenizler oluşturan sistem neydi? Bizi güneyden Afrika sıkıştırıyor, kuzeyden de Avrasya. Mesela anlaşıldı değil mi? Ve bu hareket devam ediyor. Ve bu dağlar yükselmeye devam edecek. Sıkıştırma devam edecek. Hala Afrika bizi sıkıştırıyor. Hala doymadı. <laughs> Fakat bu sıkıştırma yükselme öyle çok değil. Yani sabah kalkıyorsun, ula bayağı yükselmişiz. Böyle bir diyalog değil. Yılda 1 santim. 1 santim 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 yükseliyoruz. Tamam mı? Yani jeolojik hareketler yavaş hareketlerdir arkadaşlar. Bu dünyanın içi soğumadan bize rahat yok. O mağma soyup katılaşmadan sürekli hareket edecek. O hareket bize deprem olarak yansıyacak, dağ oluşumu olarak, sıkıştırma olarak e, yansıyacak, fayatta olarak yansıyacak diyorum. Ve arkadaşlar bu kısımda anlatacaklarımı bu kadarla sınırlıyorum. Volkanik dağların oluşumu ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bakınız, volkanik dağlar nasıl oluşur? Şöyle mavi kalemle, şurası yer kabuğu. Bir yerde volkanik dağ oluşabilmesi için orada bir çatlak olması lazım. Bu niye yazmıyor? Çatlak. Bu çatlak yerin derinliklerine doğru inmesi gerekiyor. Yer altındaki mağma bu çatlağı takip ederek yeryüzüne çıkıyor. Püskürerek çıkıyor. Püskürerek çıktığı için püskürük taşlar denir buna. Daha sonra soğuyup katılaştığı için katılaşım taşları denir. Tabiatta en çok bundan taş grubudur. Püskürük, volkanik, katılaşım aynı şey. Üst üste birike, birike, birike burada üçgen görünümlü bir volkanik dağ oluşuyor. Üçgenimsi dağlar volkaniktir. Sıra dağlar üçgenimsi görüntüye sahip değildir. Ama bazen bu mağma yukarı çıkamaz. Mesela şuradan geliyor, şurada sıkışıp kalıyor. Sıkışıp kalıyor, dışarı çıkamıyor. Ama alttan da baskı yapıyor. Alttan yaptığı baskı araziyi şöyle kabartıyor. Ama dışarı çıkamıyor. Hani sivilcenin, kötü bir örnek ama, sivilcenin içindeki irin dışarı çıkamaz yaptığı baskı da şöyle bir kabarıklık oluşur ya, onun gibi bu mağma yerin içinde soğuyorsa, dışarı çıkamıyorsa, patlama yaşanmıyorsa, Buna biz batolit diyoruz. Batolit. Mamanın yüzeye çıkamayıp yer kabuğun içinde soğuması da oluşan kabarıklık batolit. Ve Türkiye'deki bu batolit örneğine de biz Uludağ, Bursa Uludağ örnek veriyoruz. Bir volkanik dağdır ama derinlik volkanizması yaşanmış. Yüzeye çıkmamıştır. Türkiye'deki en önemli örnektir. Bir volkanik dağda hangi unsurlar olur? Bir yanardağın kenarına giderseniz. Türkiye'de yanardağ var mı bu arada? Yanardağ yok. Hepsi sönmüş, sönmüş ifadesi de yanlış aslında uyuyan dağlar. Sönmüş ne demek? Artık orada hiç faaliyet olmaz. Türkiye'deki volkanik dağlar uyanabilir. Biz uyuyan volkan diyoruz. Çok büyük bir deprem olursa Allah korusun, o volkanik dağın içindeki çatlaklar tekrar harekete geçerse ağrı dağa püskürebilir. Ya da Nemrut dağı püskürebilir. Türkiye'de en son püsküren Nemrut'tur 1800'lü yıllar. Bazen Bursa'da ders yaparken öğrenciler diyor ki, hocam keşke dağa püskürse şöyle seyretsek. Adamdaki fantaziye bak böyle zevk mi olur? Uludağ püskürürse ne olur biliyor musun? Marmara bölgesi haritadan silinir. Sadece Bursa'yı demiyorum. Uludağ'ın püskürmesi önce bir deprem meydana getirir. Zaten Bursa Uludağ'ın eteklerine kurulmuş. Adeta halıyı böyle çırparsın üstündeki tozları denize atar ya öyle düşün. Dışarıya atar ya. Halının üstündeki Bursa'nın Marmara'ya süpürülmesi gerçekleşir o kadar. Tsunami yaşanabilir. O tüfler Bursa'yı kül altında bırakır. Marmara bölgesinin tamamını kül altında bırakır. Dolayısıyla Allah böyle bir afetten korusun. Bari bu eksik olsun. Bir sürü Türkiye'nin başında afet var zaten. Diyorum, bir volkanik dağda hangi unsurlar var? Dağın ağız kısmına biz krater diyoruz. Krater, duymuşsunuzdur. Lavın püskürdüğü yer. Bu biraz daha büyükse buna kaldera diyoruz. Zamanla bu volkanik dağlar soğursa, uyursa, artık volkan çıkışı olmazsa bu çukurun içi kapanır ve içi suyla dolabilir. İçi suyla dolarsa buna krater gölü ya da kaldera gölü denir. Türkiye'de buna vereceğimiz en güzel örnek Memrut Kalderasıdır, Bitlis'teki. Tamam mı? Volkanik dağların olduğu yerler Türkiye'de en çok Doğu Anadolu. Volkanik dağların olduğu yerler, topraklar çok verimli. Neden? Yanardağ püskürürken gökyüzüne savurduğu küller var ya. O küller mineral bakımından çok zengin araziye yağdığı zaman toprağın verimini arttırıyor. Ve çıkmış bir sorudur. Volkanik alanlar riskli olmasına rağmen dünyada neden insanlar Filipinler, Japonya, İtalya çevresini terk etmiyor? Orada aktif yanardağlar var. Çünkü topraklar çok verimli arkadaşlar. Yine volkanizmanın yoğun olduğu yerler maden bakımından çok zengin olur. Anlatabildim mi? Yani volkanizmanın kötü tarafları olduğu gibi iyi taraflar da mevcut. Ama şu yorumu çok net yaparız. Bir yerde volkanik dağ varsa orada kesinlikle fay hattı vardır. Çünkü bu dağ nasıl oldu? Nereden geldi? Belediyenin kamyonları getirmedi herhalde bunu. Alttaki çatlaktan sızan mağmanın oluşturduğu yüksekliktir bu. <laughs> Diyorum ve diğer haritama geçiyorum. Bunları buraya bırakıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, az önce beyaz tahtada anlattığım şeyi burada akıllı tahta üzerine tekrar edeyim. Yan basınç, gofret gibi duruyor ama bu bir levha. Yan basınçlara maruz kalırsa ya kıvrılır ya kırılır. Kıvrılarak oluşan dağlara biz antik ninal deriz. Kırılarak oluşursa ne diyoruz? Kırılarak da senk ninal, e, özür dilerim, kırılarak oluşursa da horst diyoruz. Bakın burada kırılma oluşmuş bir dağ görüyorsunuz. Yan basınçlar olmuş, orta taraf çökmüş. Her zaman orta taraf yükselmez, edebilir Çöken tarafa şuraya ne yazacağız? Horst. Buraya ne yazacağız? Buraya da, özür dilerim, çöken tarafa graben. Yükselen tarafa ne yazacağız? Horst yazacağız. Bir daha geleyim, karışıklık olmasın. Şu tarafa graben diyoruz. Aşağıda kalan, çöken, garibandan aklınıza gelsin. Yükselen kütleye ne diyoruz? Horst diyoruz. Ve bu sistem en çok neredeydi? Ege'de. Şimdi geliyorum. Kırılmayla oluşmuş dağlar. Yan basınç sonucu kırılmaz ama kıvrılır. Kıvrılarak yükselen kütleye antik deriz. Nasıl soru gelir? Bunu verir. Buraya antik ninal da yazar. Aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuş? Şıklara da boz dağlar. Menteşe Dağları, Nur Dağları, Kaz Dağları, bir de Kaçkar Dağları yazar. Kaçkar dersin. Onun için burada kırıkları ezberlemek yeterli. Kırılarak, kıvrılarak yükselen kütle antik dinal, aşağıda kalan, çukurda kalana senk dinal. demek bir ova demektir, kıvrım ovası. Türkiye'deki ovaların %90'ı senk dinaldir. Konya, Şanlıurfa, Ceylanpınar, Harran, Elazığ, İnegöl. Türkiye'deki ovaların büyük bir kısmı neymiş? Kıvrım ovası yani senk Ege'deki Horst ve Grabenler ve geldik çok önemli bir haritaya. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de hangi dağlar önemli, hangi özelliğini bilmeniz gerekir. Ben bunu canlı yayınlarda, Instagram canlı yayınlarında genelde çizdiriyorum. E, dilsiz haritaya sizler de zahmet edin bu hususta. Boş bir Türkiye haritası alın. Benim bu derste anlattığım dağları sizler de çizip yanına özelliklerini yazın. Çünkü ÖSYM'nin sevdiği dağlar vardır. İşte o dağları söylüyorum. 14 numara Kaçkar Dağları. Nedir özelliği? Karadeniz'in en yüksek dağıdır. Ortalama yükselti 3900'dür buzul şekillerine rastlanır, buzul güncel buzullara da rastlanır. Bu dağlar denize yakın olduğu için ve paralel uzandığı için çok yağış alır. E, ve bu dağları bulunduğu yerde falezler geniş yer tutar. Kaçkar Dağları aynı zamanda milli parktır diyorum. Geçtim. Canik Dağları 9 numara. Canik Dağları dikkat ederseniz Kaçkar kadar denize yakın değil, denizden daha uzak. Ortalama yükselti daha az. Bundan dolayı Samsun'un bulunduğu alanda geniş bir hinterland var. Dağ ile liman arasındaki boşluğa hinterland diyoruz. Bir sonraki derste anlatacağım. Canik dağlarında buzul şekillerine rastlanmaz. Ortalama yükseltisi düşüktür, aldığı yağış miktarı da azdır. 6 numara küre dağları. Küre dağları hangi ilin hinterlandını daraltır diye sorarsa Sinop diyeceksiniz. Hinterland kavramını şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi bakın şurası bir liman. Şurası da liman ile dağ arasındaki şu boşluğa biz hinterland diyoruz. Şimdi bir Samsun'un hinterland'ına bakın. Bir de Sinop'un hinterland hangi alanda kolaylık sağlar? Kıyı ile dağ arasında geniş bir hinterland, geniş bir boşluk varsa oraya gemiler yanaşır, mallarını depolar, ticareti kolaylaştırır. Ama burada Sinop'un boş bir alan yok ki. Burada da boş alan çok az. Olan yerde de yerleşmeler var, evler var. Gemi nereye mal bırakacak? O yüzden bir limanın gelişmesi için Hinterland'ın geniş olması lazım. Hinterlandı bakın, Adana'ya bakın. Adana merkez, gerisindeki Ala Dağlara bakın. Ne kadar geniş bir Hinterland'a sahip. İzmir'e bakın. İzmir gerisinde dağ bile yok. Geniş bir Hinterland'a sahip. O yüzden bir limanın gelişmesi Hinterland'ın geniş olması. Hinterland'ın geniş olması da dağların kıyıya uzak olması ile ilgilidir. Birbiriyle bağlantılı şeyler. Bir numara Yıldız Dağları. Diğer adıyla ıstıranca dağları. Yıldız dağları hakkında 5 şey bileceksin. 1. Masif arazi. 2. Buzul şekillerine rastlanmaz. 3. Kış turizmi yoktur. 4. Yıldız dağlarında deprem riski azdır. 5. Marmara'da en çok yağış alan yerdir. 5 dedik ama 6 olsun. 6. Nüfusun en az olduğu, en seyrek olduğu yerdir Marmara bölgesinde. Bunu da bilmiş olunuz. Marmara bölgesi demişken Marmara'nın dağlarını da hafıza tekniğiyle anlatayım. Geçiyorum tahtanın bu tarafına. Sevgili arkadaşlar, şimdi bakın hafıza tekniğinin ne kadar işe yaradığını anlatmak için bir örnek. Marmara'nın dağları, Kaz Dağı, Samanlı Dağları, Uludağ, Yıldız Dağları, Biga Dağları, Işıklar Dağı ve Koru Dağı. Bak Marmara'daki hemen hemen her dağı saydım. Şimdi ben size bunları saydım. 10 dakika sonra sorsam kesin yarısını unutursunuz. Bir hafta sonra sadece 2-3 tane aklınızda kalır diye düşünüyorum. Ama şimdi unutamayacağınız bir görsel. Bakın kaba hatlarıyla çizeceğim. Hafıza tekniğini kullanacağım. Sizler de birçok bilgiyi hafıza tekniğine dönüştürebilirsiniz. Yani bilgiyi resme dönüştürebilirsiniz. Aynı zamanda bir yöntem gösteriyorum. Şimdi bu arada tabii Uludağ yazdık. Ulu Dağ var. Şurada bir dağ var. Oldukça büyük. Ulu Dağ. Ulu Dağ'ın üstünde saman var. Saman. Samanlı dağları. Samanın üstünde bir kaz yuva yapmış. Şöyle bir kaz olsun tamam mı? Bu kaz uluyor. Ulumaktan ulu, ulu dağ. Kaz ama da kaz oldu bu. Kaz dağı. Ağzında biga bisküvisi olsun. Bifa var da biga bisküvisi olsun. Yıldızlı bir gece. Yıldız dağları. Yıldızlar ışık saçıyor. Bakın ışık dağları. Ve bu ışık kazı koruyor. Işıktan bir hale. Korumaktan da koru dağları. Şimdi Tabii ben bunları anlatırken sevgili kameraman arkadaşlarım da ilgiyle dinliyorlar muhtemelen ilk kez duyduğu şeyler. Ee, kahramanımız bir kaz vardı. Neyin üstünde? Samanın üstünde. Saman neyin üstünde? Uludağ'ın üstünde. Kazın ağzında ne vardı? bir Biga bisküvisi. Kaz uluyor, ilginç bir kar, e, kaz. Ulumaktan Uludağ. Nasıl bir geceydi? Yıldızlı bir gece. Yıldızlar ne saçıyor? Işık. O ışıkla da kazı koruyor. Aklınızda kaldıysa bu videonun altına yorum olarak yazın. Bir gün sonra yazın, bir hafta sonra yazın, aklınızda yine kaldığını göreceksiniz. Evet, tekrar buraya dönüyorum. Geçtim, Uludağ. Uludağ'ın özelliği milli park olmasıdır arkadaşlar. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezidir ve batolittir. Uludağ hakkında bunları bileceksiniz. Milli park olduğunu tekrar söylemiş olayım. Kaz Dağları, Kırık dağdır. şurada Kaz Dağı. Dünyada oksijen oranının en yüksek olduğu yer olarak söyleniyor. Kaz Dağları altın madeni yönüyle de önemli. Geçiyorum Menteşe Dağları 3 numara çok önemli. Menteşe Muğla'da, Menteşe masifini bileceksiniz. Bakın Ege'deki dağlar denize dik uzanırken Menteşe Dağları paralel uzanmış. Bundan dolayı Ege'den çok yağış alan yerdir. Bak paralel uzandığı için. Aynı zamanda Ege'de nüfusu en seyrek yerdir. Zaten enteresan çok yağış alan yerlerin nüfusu da genelde seyrek oluyor. Yani yağış aldığı için değil, ha. yağışa neden olan faktörden dolayı çok dağlık ya ondan dolayı. Menteşeyi bu şekilde bileceksiniz. En çok yağış alan orografik yağışların görüldüğü yer. Ve geliyorum Beydağları. Beydağları Antalya'dadır. Antalya Milli Park'tır. Kış turizmi yapılır. Enteresan Bey Dağları, not alın. Buzul şekillerine rastlanır ve Milli Park'tır. Yine şurada 4 numarada Sultan Dağları. Buzul şekillerine rastlanır. 3000 metrenin üstündedir. Yine hemen gerisinde Davras Dağları. Davras Antalya'da. Davras kış turizm Merkezi'ni bileceksiniz. Ve geliyorum Adana ve Mersin'de 7 numarada Bolkar. Hemen şurada da Ala Dağlar. Ala Dağlar Adana'da. Özelliği ne? Türkiye'de dağcılık sporunun en çok yapıldığı dağ tırmanma, trekking miydi acaba? En çok yapıldığı yer Ala Aladağlar'a Ala Dağları tırmanmaktan zevk alıyor. Avrupa'dan bile geliyorlar. ve Ala Dağlar Adana'nın çok gerisinde uzanmış. Bakın geniş bir interland sunmuş. E, geniş bir interland olunca kıta sahanlığı da geniş oluyor ve gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük deltası oluşu veriyor. Bir yerde dağlar kıyının çok gerisindeyse orada falezlere rastlanmaz. Mesela Canik Dağları'nda da falezlere rastlanmaz arkadaşlar. Ve geldim 10 numara Nur Dağları. Uzanışına dikkat edin. Türkiye'deki dağlar doğu batı yöndeyken Nur Dağları neredeyse kuzey güney yönünde uzanmış. Kuzey doğu güney batı. Özelliği ne? Horst olması. Kış turizmi yapılmaz. O böyle bir kar yağışı söz konusu değildir. Ve geldim şurada Güneydoğu Torosları görüyorsunuz. Bu çok önemli. Güneydoğu Toroslar Doğu Anadolu'dan gelen soğukların buraya ulaşmasını engeller. Ve Güneydoğu Toroslar Güneydoğu'da çok yağış alan yerler arasındadır. Ve nüfus genelde bu dağların eteğine yerleşmiştir. 13 numarada Karaca Dağı var. Türkiye'deki kalkan tipi volkan, volkanik kütlelerden biri. 16'da Cilo Dağları var. Cilo Dağı Türkiye'nin en yüksek kıvrım dağıdır. 4136 çıktı bu soru. Türkiye'nin en yüksek dağıdır ifadesi yanlış. O ağır dağı için geçerli. Türkiye'nin en yüksek kıvrım dağıdır. Türkiye'nin en büyük buz kütlesi buradadır. Ve geldim. Volkanik dağları sonra anlatacağım. 12 numara Palandöken Dağı. 8 numara Erciyes. Erciyes İç Anadolu'nun en yüksek kütlesi. Hazır anlatmışken anlatayım burada. 15 numara Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'nın yanında bir de Küçük Ağrı Dağı vardır. Ve Milli Park'tır. Ve Türkiye'nin en büyük milli parkıdır. Ağrı Dağı. Van Gölü'nün kenarındaki dağlar. 11 numarada Nemrut var. Bunu Adıyaman'daki Nemrut harabeleriyle karıştırmayın. Buradaki Nemrut başka, Kaldera Gölü olan. Ve yine Van Gölü'nün kenarında Süpan Dağı vardır. Van Gölü biliyorsunuz ki volkanik set gölüdür. Hangi volkanik dağ Van Gölü'nün oluşumuna katkı sunmuştur? Nemrut volkanik kütlesi olduğunu söylemiş olayım. Bu arada 5 numarada da Köroğlu Dağları'nı söyleyeyim. Ama şu numaralandırılmış olanlar önemli ve önemli olan özelliklerini sizlere söylemiş oldum. Evet Türkiye'nin dağları dedim bu kadar yeterli bir diğer derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.